Şimdi size düzeltmek için vereceğimiz belgelerin büyük bir kısmını internetten indiriyoruz. Bu belgeleri internete koyanlar, bu kitapları bazı üstüne ya da altına, bazen her iki tarafına da bir takım açıklamalar, bilgiler koyuyorlar. Web sayfalarını tanıtan tanıtımlar koyuyorlar. Bu bilgileri ve tanıtımları sileceğiz. Bunu az sonra belge üzerinde uygulamalı olarak göstereceğim. Hem de bir klavye kısa yolu vereceğim. Bunun dışında bizim taradığımız kitaplarda ise kütüphane kaşeleri oluyor. Örneğin Marmara Üniversitesi B00 gibi. Bu bilgileri de sileceğiz. Ama kitabın orijinalinde olan ön kapak, arka kapak, dipnot, kaynakça, ön söz, son söz gibi ya da ISBN, ISSN numarası gibi ya da kitabın kendi reklamları, yayın evinin reklamları gibi şeyler kalacak. Şimdi belgemizi açacağız. Evet. Belgemizi açtık. Düzeltmeyi size vereceğimiz bu belge üstünde değil, şimdi benim size göstereceğim biçimde yapıştırdıktan sonraki belge üstünde yapacaksınız. Belgemizi açtık. Kontrol A ile tümünü seçiyoruz. Kontrol C ile kopyalıyoruz. Sonra yeni bir Word belgesi açıyoruz. Eğer size verdiğimiz belge .txt gibi, yani not defteri görünümünde bir belge değilse, bunun kısa yolu da Kontrol N'dir. Sonra girişin altında solda yapıştır bölmesi var. Buraya tıklıyoruz. İkinci sırada özel yapıştıra tıklıyoruz. Sonra yukarı doğru çıkıyoruz. Biçimlendirilmemiş metne tıklayınca belgemiz yapışıyor. Evet, buraya kadar anladık mı? Devam ediyoruz. Şimdi size sözünü ettiğim o sileceğimiz yazıyı ben ekranı ağır ağır kaydıracağım. Ekranı görebiliyoruz, değil mi? Evet.
Burada tarayan ismi konmuş. Tarayan Polaris diye. Polaris diye isim olur mu? Olmaz. Takma at. Bu tarayan Ahmet, Mehmet de olabilirdi. Bu bilgiyi de sileceğiz. End butonuyla ya da mouse'la imleci bu satırın sonuna getiriyoruz. Tarayan Polaris satırının. Bulunduğumuz yerden metnin başına kadar seçmenin klavye kısa yolu Ctrl Shift Home. Sonra elimizi kaldırıyoruz. Ctrl Shift Home'la bulunduğumuz yerden metnin başına kadar seçtik. Delete tuşuyla o yazıyı sildik. Eğer laptop kullanıyorsanız bir de FN tuşuna basmanız gerekebilir. Gerekebilir diyorum. Bu laptopunuzun ayarlarıyla ilgili. Eğer laptopunuzun ayarları değiştirilmemişse büyük olasılıkla FN tuşuyla birlikte, yani Ctrl FN Shift Home olacaktır kısa yol. Şimdi aynı yazı sonda da var. Onu hızlı geçeceğim. Evet, bu kez de bulunduğumuz yerden metnin sonuna kadar seçmenin kısa yolu, yani son yaklaşık 4 sayfalık bir yeri, Ctrl Shift End. Ctrl Shift End'e basarak seçtik. Sonra Delete tuşuna basıyoruz ve o da siliniyor. Şimdi bu özel yapıştır, biçimlendirilmemiş metin şeklinde yarattığımız belgeyi bir klasörün içine koyacağız. Örneğin bu kitabın yazarı kim? Tülay Artan. Kitabın adı ne? Eyüp'te Sosyal Yaşam. Tülay Artan, Eyüp'te Sosyal Yaşam diye bir klasör oluşturacağız. Ve bu belgeyi o klasörün içine taşıyacağız. Şimdi biz burada gösterirken bunu yapmaya devam ediyoruz. Ama bu belgenin adı ekranda şu anda ne diye görünüyor? Belge 1. Belge 1. Biz bu belge 1'i de aynı adı vereceğiz belge 1'e de. Tülay Artan, Eyüp'te Sosyal Yaşam. Tülay Artan, Eyüp'te Sosyal Yaşam dosyasını Tülay Artan, Eyüp'te Sosyal Yaşam klasörünün içine taşıyacağız. Şimdi siz ilk bakışta, yani bakar bakmaz ekranın şu üstüyle altını görebiliyorsunuz. Değil mi? Metnimizi hızlıca kaydıracağız. Diyelim yan yana 3 tane dolar, 2 tane ünlem, yıldız vesaire gibi tuhaf karakterler var. Bunları silip elle düzelteceğiz. Bu tür şeyler, bir sözcüğün yarısı doğru, yarısı o tür karakterlerden olabilir. Ya da bir karakter bozuk olabilir. Örneğin yapılmıştır yerine yapılmıftır. M-I-L-F-T-R-T-I-R. Durum buysa onu elle düzelteceğiz. Bir de aşağıya imlecin olduğu yere bakalım. Toplu düzeltebileceğimiz şeyler var. Büyüklerimiz derken arada bir işaret var. Matematikte olumsuzluk işareti ya da değil
işareti, çengelli tire, böyle musluğa benziyor. Hani lisedeki havuz problemlerinden anımsayabiliriz. Evet, bu tuhaf karakteri, İmleç bu karakterin önündeyken ya da üstündeyken, hangisini anlıyorsanız, shift sağ okla seçeceğiz. Shift sağ ok. Şimdi bu çok önemli. En önemli klavye kısa yolu bu. Çünkü metindeki DRM koruması dediğimiz koruma önlemlerinden dolayı bu şeyi mouse'la seçemezsiniz. Hani diğer seçimlerimiz biraz zorla da olsa mouse'la seçebiliriz ama bunun için bu klavye kısa yolunu kullanmazsanız bunu seçemezsiniz. Dolayısıyla bu klavye kısa yolu çok önemli. Shift sağ okla seçtik. Seçimi bir daha kaldırdık. Shift sağ okla seçtik. Ctrl C ile kopyalıyoruz. Sonra Ctrl H. Hatay'ın H'si. Ctrl H. Evet. Önümüze bu değiştir penceresi açıldı ve iki tane kutucuk geldi. Aranan ve yeni değer. Aranan kısmına Ctrl V ile bu tuhaf karakteri yapıştırıyoruz. Çengelli tireyi. Yeni değer. Eğer bu tuhaf karakter Türkçe bir karakterin yerine konmuş olsaydı, biz buraya o karakteri yazacaktık. Ş gibi, Ç gibi, Ö gibi, Ü gibi. Ama bu tuhaf karakter bu metinde hiç olmaması gerekiyor. Öyleyse ne yapacağız? Burayı boş bırakacağız. Yani hiçbir tuşa basmayacağız. Yani es geçeceğiz. Tümünü değiştir diyoruz. Evet, ekrana bir şey geldi. Uyarı. Ne diyor ekranda? 6200 değişiklik yapıldı. Aramayı baştan devretmek istiyoruz. Evet, 605 değişiklik yapıldı. Aramaya baştan devam etmek istiyor musunuz? Biz bu seçeneğe daima evet diyeceğiz. Çünkü gözden kaçırmış olabiliriz, atlamış olabiliriz. Ben hep bu metini anlattığım için burada kaç değişiklik olduğunu biliyorum zaten. Bakın şimdi ne olacak? Evet, şimdi okuyalım. İşlem tamamında 610 değişiklik yapıldı. Evet, 610 değişiklik yapıldı. Eğer hepsini yapmışsa bu ekran gelir. Yani tamam ekranı. Tamam'a basıyoruz. Sonra Escape'le bu şeyi kapatıyoruz. Bul değiştir penceresini ve devam ediyoruz. Örneğin bu Türkçe bir karakterin yerine konmuş olsaydı ters Y işareti genelde I harfinin yerine konur. Durum buysa Shift sağ okla ters Y'yi seçecektik. Ctrl C ile kopyalayacaktık. Sonra Ctrl H ile bul değiştir penceresini açıp aranan kısmına ters Y'yi yapıştırıp yeni değere I'yı yapıştırıp tümünü değiştir dediğimizde o metinde 10.000 tane de ters Y varsa hepsi I olacak. Bu tabii büyük kolaylık sağlıyor. Bir de burada normal tireler var. Bu tireleri topluca değiştiremiyoruz, düzeltemiyoruz. Neden? Anlam bozukluğuna yol açar. Örneğin Ahmet'in 15-20 kalemi vardı'nın arasındaki tireyi kaldırırsak ne olur? Ahmet'in 1520 kalemi olur. Değil mi? Onunla da bir kırtasiye açar. Yani çok büyük bir fark ediyor. Bu tarihi kitaplarda 15-20 asker 1520'ye çıkar gibi yani. Evet, bunu da anladık sanırım. Devam ediyoruz.
Elle düzeltilecekler. Elle düzeltiyoruz, toplu değiştirecekler. Toplu değiştiriyoruz ve son düzeltme işimiz bitti varsayıyoruz. Son önemli 4 tane maddemiz var. Onları anlatacağız. Şimdi biz bu belgeyi özel yapıştır, biçimlendirilmemiş metin şeklinde yapıştırdığımızda madde 1 oluşan belge eğer resim varsa o resimler gidiyor. Biz bu resmi yerine koymaya çalışmayacağız ama resmin üstünde bir yazı varsa o yazıyı elle yazacağız. 2. Size kontrol amaçlı bir de PDF'sini vereceğiz. İşte orada da göreceksiniz. Eğer biz bunları tarayıp sayısal ortama aktardığımızda bir resim olarak aktarıyor. Biz bunu OCR yapıp Word'e çevirdiğimizde Word'e geçmeyen ya da aktarılmayan paragraflar oluyor. Durum buysa o paragrafları elle yazacağız. 3. Dipnotlar. Şimdi başka bir belgeden dipnot örneğini yapalım. Buydu. Şimdi görüyorsunuz dipnot yok. O dipnotu getirip kitapta normalde sayfanın altında olur. Biz cümlenin bittiği yere o noktanın olduğu yere koyacağız. Şu anda onu yapıyoruz. Evet. Oldu sanırım. Evet. Şimdi dördüncü maddemizde kontrol A tümünü seç demek. Ama hani size verdiğimiz ilk belgede kontrol A yaptığımızda o belgede kutu içinde metinler varsa metin kutucuğu şeklinde o belgeyi bir açalım. Onu kontrol A tümünü seç demek ama almayabiliyor. Durum buysa o belgenin üstüne ayrıca tıklayıp özel yapıştır, biçimlendirilmemiş metin şeklinde yarattığımız o belgeye yapıştıracağız. Bağımsız gazeteci değil. Evet, yapıştı mı? Evet, durum bu tür durumlarda yani böyle bir problemle karşılaştığımızda yapmamız gereken size verdiğimiz ilk Word belgesine gidiyorsunuz. Örnekte izlediğiniz gibi o belgedeki o metin kutucuklarının metin kutucuğunun üstüne tıklayıp kopyalayıp özel yapıştır, biçimlendirilmemiş metin şeklinde yapıştırdığımız, oluşturduğumuz belgedeki olması gereken yere, olması gereken konuma yapıştırıyoruz. Ve düzeltilmiş kitap örneğini de gösterelim.
Örneğin bu. İçine giriyoruz. Böyle bir bunlar 2019'un yeni gelen kitapları. Kolaylıklar diliyoruz. Videomuz sona ermiştir.